Nasılsın? İyi misin? İyi hocam. Nasılsınız? İşte bizde. Yani geçmiş olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Hastane baş hekimiyim ben de. Biz ziyaret ederim. Geçmiş olsun diyorum ben. Senin Koray Remzi Hoca, senin buraya gelmende çok büyük emek sarf ettin. Her zaman teşekkür ederim. Bir ekip ruhu oluşunca güzel şeyler oluyor. Sana da çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Nasıl oldu tam olarak? Neyle uğraşıyordun? Yani bakıyı temizliyordum. Bakıyı bir anda çalışmaya başlayınca. Evet, kontrolü dışında bir anda çalışmaya başladım. Bu şekilde ne oldu? Hastanemizin el cerrahi merkezindeyiz. El cerrahi merkezimiz bugün bize örneğini gösterdiği gibi çok güzel işler yapıyorlar. Bir ekip halinde, Yener hocamın öncülüğünde bugün de majör tıptaki en büyük ameliyatlardan olan bir reimplantasyon vakası gerçekleştirdiler. Çok şükür hastamızın durumu da iyi gidiyor şu anda. Öncelikle bütün ekibi kutluyorum. Bu tür ameliyatlarda ameliyattan belki daha da önemlisi ameliyat sonraki süreç de çok yakın takip ve tedavi gerektiriyor. Bu süreç de şu an çok başarılı gidiyor. Öncelikle ekibi kutluyorum. Hastanemizde de böyle büyük ameliyatların yapılıyor olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hastamız da 31 yaşında erkek hasta. Yaklaşık bir 12 gün önce çimento karıştırma makinesine kolunu kaptırması sonucu bize danışıldı Remzi Hoca, başhekimimiz Remzi Hoca aracılığıyla. Yaklaşık saat 6 sularında bu kaza gerçekleşti. Kaza da kopma kazasıydı. Yani bizim kesi değildi. Hani kopararak ampute olması, uzuvun kopması şeklinde bir kazaydı. Yaklaşık 3 saat sonra bizim acil servise giriş yaptı. Biz de acil servisten direkt ameliyathaneye ameliyat için hastayı çıkardık. Normalde bu majör amputasyondur. Yani el bilek ve yukarısı, hani dirseğe, el bilek ve omuza doğru olan yaralanmalar majör amputasyon diye geçer. Onlar da yaklaşık 6 saat bir süre var. Sıcak iskemi süresi dediğimiz, eğer normal şartlarda taşınmamışsa eğer. Yani biz de zamanlama olarak çok acil müdahale edebilme şansımızı bulduk. Hemen ameliyathaneye aldık. Burada gene sizlerin aracılığıyla ekibe de teşekkür etmek istiyorum lafı gelmişken. Kendileri de burada zaten. Hemen bir ortopedi uzmanımız, bir de plastik cerrahisi uzmanımız da hemen ameliyata geldi. Yani bir ekipçe ameliyat yaptık. Kopan uzun damarını diktik, arter ve veni diktik, kemiği kırıktı, kemikleri fikse ettik, yani tespit ettik. Sinirin biri çok dirsek tarafından, proksimal taraftan kopuktu. Ona şu an müdahale etmedik, ikinci aşamaya bıraktık. Diğer ulnar sinirini diktik. Sonra tabii bu süreçlerde sıkı takip de gerekiyor. Burada yine hemşire arkadaşlara ve diğer pansuman yapan teknik arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ameliyattan sonra ben mesela burada kaldım. Direkt hastanın yanında yattım. Saatlik kontrol etmek gerekiyor. Çünkü majör amputasyonlarda gene hastanın genel durum kökleşme ihtimali de var. Yakın kan takibi, dolaşım takibi, tansiyon takibini yaptık. İleriki süreçlerde bu gibi yaralanmalarda ikinci ameliyatlarda gerekiyor. Hem sinir rekonstrüksiyonu dediğimiz sinir yeniden yapılanması ve tendon yeniden yapılandırması, yani rekonstrüksiyonu yapacağız. Yaklaşık 3-4 aylık süre sonra, çünkü yara yerinin iyileşmesi lazım. Diğer süreçleri de inşallah yapacağım yani. Eşim öğretmen olduğu için Çaldıran'a yerleştik. Hani orada işe başladım. Makineyi temizlerken makinenin sistem dışı çalışması sonucu elim koptu. Yani acilen buraya geldik. 3 saat içinde buraya geldik işte. Yani ameliyatımı yaptılar. İyi gidiyor diyorlar yani, bilmiyoruz sonucu ne olacak. Yani illa ki kurtulur abi, neler yapıyorlar ya. Teknolojilerle de artık. Yani şöyle bir düşüncem yoktu o an için. Yani kurtulamayacağım, bir şey olacak falan diye. Başta zaten Diyarbakır'a göndereceğiz demişlerdi şeyde, ambulanstan. Sonra buraya gelince Yener hocam dedi ben yapacağım. Hani çok hoşumuza gitti. Çok iyi bir şey yani bence.